seviyorum. Tamam, bu işi söyleyeyim mi? Bu iş devam eder. Bu iş, bu maç buradan döner Zehra, ben sana söyleyeyim ya. Bu maçın, bak bir şey söyleyeceğim. Bu maçın buradan dönmeme ihtimali yok. Ve genelde tabii bu konularla... Ben bunu bir kişiye spesifik olarak söylemedim. Ya, ben anladığımı söyleyeyim bana, de tamamdır. Bana böyle yaklaştıklarını ben tamam, anlıyorum. Sevmem tamam, böyle anlıyorum. Bu bir mantalite. Benim için bir şey ifade etmiyor hayatımda olan insan. Benim ünüm, şöhretim, başarım. Sadece onu paylaştığım mutluluğa, anın getirdiği keyfe bakarım. Çok iyi anladım. Yok, gerçekten verdiğin mesajı anladım aslında. Çünkü zaten bu bir şeydir. Bu bir prensip, yani böyle şeyler yaşamışsındır ve gelecekte de böyle şeyler yaşamak istemezsin. Ama böyle konuklarımdan ilginç ilginç sözler almaya başladım son bölümlerde. İlginç ilginç sözler. Senden de şöyle bir söz almak istiyorum. Korkma, çekinme. Zehra kaygılanırım. Bir gün bahsi geçen meseleyle alakalı açıklama yapar. Bir gün, hayır, bana yaz. De ki bu iş, bu maç buradan döndü Ferit diye. Bak, dönerse diyorum ya. Dönerse. Dönerse ya, sen dönmeyeceğini düşünüyorsun. Bu maç buradan dönerse ben mesaj istiyorum senden. Özelden ya, Ferit bu maç döndü buradan. Tamam.